AK Parti'nin medyayla ilişkisi konusunda 15 Temmuz sonrası üzerine bir genel değerlendirme yapmak lazım. 15 Temmuz'dan günümüze iktidarın sürekli medyayı kontrol altına alma amacı var. Zaten görüyoruz. Evet. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre merkez medyanın %97'si iktidar yanlısı sermayeye ait. Yazılı basın da herkese öyle ama iktidar bunları yaptıkça toplum da gazeteciler de sosyal medyaya kaçtı. Yani biz artık haberi merkez medyadan değil Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan almaya başladık. Bunun için ilk Ekim ayında AK Parti iktidarı, MHP iktidarı bir sosyal medya tasarısı sundular ve kanunlaştı. Sosyal medya şirketlerinin yani üye sayısı 1 milyon üzerinde olan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilciliği açma zorunluluğu koyuldu. İçerik çıkartmalarda yani şikayet mekanizmasına doğrudan sosyal medya şirketleri sorumlu tutuldu. Bunların da bu konuda içerik çıkarma konusunda yetkilendirildi. Eğer bu içeriği çıkartmazsa hukuki yollardan cezai müeyyideye tabi tutuldular. Ne oldu? Bu yetmedi. Yani bu durum internet medyasını, sosyal medyayı sansüre yetmedi. Sansür haber akışı iktidar tarafından tekelleştirilemedi. Yani bütün bu sansür mekanizmaları iktidarın bilgiyi tekelleştirme kurgusu üzerine ortaya çıkıyor. Bu yetmeyince Türkiye'nin politik gündemi de karmakarışık. İşte orman yangınları, mülteci meselesi, Türk meselesi. İktidar bu konularda kendi haber kaynaklarının tek başına yetkili olması için, tek başına olması için yeni bir tasarı hazırladığını ifade etti. Hem Devlet Bahçeli hem de Tayyip Erdoğan yeni bir sosyal medya tasarısının önemini ifade ettiler. Dünyanın hiçbir yerinde bir yıl içerisinde 3 kere değişikliğe uğramaz bir kanun. Bu da gösteriyor. Değil mi? Bu da gösteriyor ki yetmiyor. Yani sansür yetmiyor. Şimdi yapılmak üstlenen ne? Bu sosyal medya şirketlerinin temsilcilik açması, doğrudan içerik çıkarma gibi noktalardan sonra dezenformasyon gibi aslında hukuki olmayan bir haber terminolojisi, bir sosyolojik terminoloji aslında hukuki hiçbir karşılığı yok. Yalan haber gibi. Yalan haberin Türk Ceza Kanunu'nda hiçbir karşılığı olmaması gerekiyor. Çünkü hukuki bir kavram değil. Bu etik bir kavram. Bu bir sosyolojik kavram. Yani gazetecilerin kendi arasında tartışacağı veya etik olarak mahkum edeceği bir durum. Ne istiyorlar? Bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası. Ve şey diyorlar Veysel, Türk Ceza Kanunu'nda ceza tanımlaması yapmaktan bahsediyorlar. Yani ciddi bir şey aslında. Çünkü yok öyle tanımlama. Yani aslında yalan haber, manipülasyon, dezenformasyon gibi terimler Türk Ceza Kanunu'na yer almıyor. Çünkü bunlar Türk Ceza Kanunu konusu değiller. Bunlar gazeteci örgütlerinin, bunlar sizin konunuz. Yani bir gazetecinin etik dışı haber yaptığını, meslek etiğine aykırı davrandığını siz değerlendirirsiniz ve onu mahkum edersiniz etik olarak. En fazla okumayın dersiniz. Anlatabildim mi? Ama buna bir hapis cezası öngörmek kişilerin daha doğrusu ifade özgürlüğüne bir müdahaledir. Bir, yalan habere kim karar verecek? Yani şimdi Marmaris'te işte sosyal medyadan canlı yayın yapıyorlar arkadaşlar gazeteciler. Yangın devam ediyor diye A haberi açıyorsunuz, iktidar yetkilisi yangın yok diyor. Şimdi yangın var diyen kişi suç mu işlemiş olacak? Hani evet yani kim belirleyecek bunu? Yani gazeteci misiniz siz de yalan ya da doğru olup olmadığı ayrı. Artık yalan böyle mesleğimizin evet. Yalan haber iktidarın istemediği bilgiyi yayınlamak mıdır? Tabii. Şimdi geçmiş uygulamada görüyoruz. Yani Türkiye'de onlarca tutuklu gazeteci var. Türkiye'de yüz binlerce site engellendi. Bu bir veri bize. İktidarın ne yapmak istediğini gösteren bir veri. İktidar haberin kaynağının kendisi dışına çıkması durumunda buna yalan haber muamelesi yapacaktır. Tabii. Örneğin işte Van'da sınır kapısında köyde 1000 Afgan mültecinin geçişini görüntüleyen bir gazeteci
yalan haber diye yargılanabilecek bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu yani bir ifade, bir söz nedeniyle bir kişinin cezaevine girmesi öngörülüyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani şimdi Almanya örneği veriliyor. Bir Almanya'da hapis cezası diye bir şey yok. Yalan haber. Tabii. Basın haber diye bir hapis. Yani bir kişi tweet attı diye siz Almanya'da 5 yıl hapse gireceğini düşünüyor musunuz? Bu bütün Almanya ayağa kalkar bundan kaynaklı. Bir kere bu yalan. İkincisi... Kesinlikle. İkincisi Almanya'da bağımsız bir yargı var. İktidardan bağımsız bir yargı var. Ve kişiler, gazeteciler yargılandığında Türkiye'deki gibi tedirgin olmuyorlar. Yani oradaki bağımsız yargının vereceği kararla Türk yargısının vereceği karar arasında çok büyük fark var. Bu açıdan muhalefetin de özellikle bu yeni sosyal medya tasarısına, çünkü seçimler de yaklaşıyor. Her an Türkiye'de bir seçim atmosferi olabilir. Her an erken seçim kararı alınabilir. Biz seçim haberlerini de sosyal medyadan öğreneceğiz. Yani kimse A Haber'den veya TRT'den bu bilgileri almayacak. Twitter'dan alacak, Facebook'tan alacak, işte ortak WhatsApp gruplarından alacak. Anlatabildim mi? İktidar bir yandan da bunun hazırlığını yapıyor aslında. Yani bütün bilgi kaynağının kendisi üzerinden yürümesini istiyor. Yine ceza olarak kişilerle sosyal medya, kişilerin belli bir süre sosyal medya kullanması yasaklanacak. Bu teknik olarak mümkün değil. Yani düşünsene Canan Kaya 2 yıl boyunca senin Twitter'ı kullanmanı yasaklıyorum. Sen kullanmaktan vazgeçer misin? Yani şey gibi ya, sanki bir evin içinde hani baba çocuklarını cezalandırır ya, anne baba ceza verir böyle, hani ödevlerini yapmadığın için seni cezalandırıyorum gibi. Öyle yani mi? Biraz öyle işliyor Türkiye'deki yönetim yani biraz. Bir de bilime aykırı bu. Yani teknik bilgiye aykırı. Yani insanlar fake hesap açabilirler, insanlar işte farklı isimlere gidebilir ama niyetleri şu bence. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla açtırmak sosyal medya hesabını. Sonra cezalandırırken de bir daha o kimlik numarasıyla sosyal medya hesabı açamamak üzerine bir kurguları var kafalarında. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Neyse, burada çok ciddi bir soru gündeme geliyor aslında. O da şu. Şimdi Twitter'ın, Facebook'un, yani bu tarz büyük sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de şirketi yok. Şirket olmayınca da kullanıcı verilerini kolay kolay alamıyorsunuz. Bunu nasıl yapacaklar? Yani, Türkiye'de artık hepsinin şirketi var. Hepsinin temsilciliği var. Temsilci var ama birebir şirket olmadığı müddetçe sanırım vermiyorlar yine bilgiyi. Twitter'da şirket de kurdu Türkiye'de. Bunu İletişim Bakanlığı yanlış bilgi verdi. Pardon. Öyle mi? Erdoğan. Çok önemli bir söyledi. Şirketi yok dedi ama şirket aslında var. Düşünmeyle adı bir şirket var. Ve veriler Türkiye'de tutulmaya başlandı aslında. Öyle mi? Bunun, çok ciddi o zaman. Bunun Türkiye devletiyle paylaşımı konusunda net bilgimiz yok ama paylaşmak zorundalar. Yani nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti isterse yetkili makamlar, istihbarat, yargı kararı bunu paylaşma zorunluluğu var. Ama henüz o paylaşmaya ilgili net bilgimiz yok. O yüzden o bilgi yanlıştı. Yani daha henüz şirket kurmadı diye. Şimdi... Hatırlarsınız geçen aylarda Bahçeli'nin kimlik numarasıyla hesap açılsın Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da. Biraz bu kurgu var. Yani kişilerin özel verilerinin, kimliklerinin, paylaşımlarının bir arşiv gibi, bir sabıka kaydı gibi tutulması gibi bir kurgu var. Bu da denetimi artıracak. Bu da kişilerin ifade özgürlüğünü kullanmasına engel olacaktır. Sosyal medya başkanlığı kurulmak isteniyor. Yeni evet, o da çok önemli. BTK ve RTÜK bünyesinde kurulmak isteniyor. Burada şimdi Türkiye'de iletişim başkanlığı da var. Sen gayet iyi bilirsin. İletişim başkanlığının bir sansür mekanizması olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı'na bağlı tüm başkanlıklar aslında kontrol amaçlı kurulmuş başkanlıklar. Bu sosyal medya başkanlığının ifade özgürlüğünü geliştirmekten öte ifade özgürlüğüne engel olacağını hepimiz adımız gibi biliyoruz. Yani şu an İletişim Başkanlığı sevmediği, hoşlanmadığı, işte farklı haber yaptığı düşündüğü gazetecilere basın kartı vermiyor. Akreditasyon vermiyor.
yani muhalif diye tanımlanan veya bağımsız diye tanımlanan gazetecilere veya iktidar yanlısı olmayan gazetecilere gazeteci muamelesi yapmıyor. Şimdi sosyal medya başkanlığı neler yapacak? Yani ya, hangi yetkilere donatılacak? Yani bir kere içerik çıkarma konusunda mı yetkilendirecek doğrudan? İşte bilgilerimizi istihbaratına verecek doğrudan? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Yani, yani dünyanın hiç bilmiyoruz. Sosyal medya başkanlığı diye bir saraya bağlı bir örgüt yok. Yani bu tehlikeli bir gidişatın göstergesi. Çok. Bence bütün vatandaşların, muhalefetin, sivil toplumun, yani medya özgürlüğünün ne kadar kıymetli olduğunu bilen herkesin, hele bu dönemde Afganistan meselesi, yangınlar meselesi, terör meselesi, bizim tek haber kaynağımız şu an internet medyası, sosyal medya. İktidar onu susturmak istiyor. Ve bu konuda daha gür ses çıkarmak gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Yani bu tasarı yasallaşsa bile yine sansürü teknik olarak imkansız yani. Siz interneti, dünyada hiçbir hiçbir devlet interneti kontrol altına alamadı. Yani Çin dahi alamadı. Türkiye Cumhuriyeti hiç alamaz. Yani bu tür sansür mekanizmaları istediği kadar kurulsun, haber dolaşımı devam edecektir, bilgi dolaşımı devam edecektir ama zahmetli olacak, bedeller ödenecek. Yani şimdi örneğin biz şu anda sosyal medya başkanı kuruluyor diye bir haber yapıyoruz ikimiz. Bu iktidarı eleştiriyoruz burada. Şimdi bizi neyle suçlayacaklar? Yalan haber yapmakla mı suçlayacaklar? Veya dezenformasyon yaratmaktan mı suçlayacaklar? Halkı provoke etmekten mi suçlayacaklar? Haberin doğru ve yalan olduğunu kim belirliyor? Yani bir yargıç mı, bir savcı mı belirleyecek? Veya bir, aynen öyle. Bir bürokrat mı değerlendirecek? Yani onlar gazeteci mi? Evet. Kaldı ki haber de yanlış da olabilir, haber yalan da olabilir. Bundan daha doğal bir hat yok. Haber yalan olur, okuyucu okur, mahkum eder. Gazeteci örgütleri gereken işlemi yapar. İşte meslek etiğine aykırı davrandığı için varsa idari cezası, varsa meslek cezası onları uygular. İşte üyelikten ihraç eder. Onun dışında bir kişi yalan haber yaptı diye hapse atamazsınız. Anlatabildim mi? Şimdi, kesinlikle. Ben sana sorayım Canan. Türkiye'de ana akım haberleri izleyince en çok yalan haber yapan hangi kanallar? Yani şöyle söyleyeyim Veysel. Neredeyse özellikle de ekrandaki kanalların %95'i hükümet kontrolünde olduğu için hani böyle büyüteç falan lazım doğru haberi bulmak için. Yani o konuda şu an. Yani ben iktidar şundan korksun. Bu konunun yarın onun aleyhine kullanılır belki. Bir gün iktidar tabii değişikliği olursa demokratik seçimlerle yarın bir bakarsınız ki A Haber'in, işte CNN Türk'ün, işte Yeni Şafak'ın yetkilileri yargılanabilir bu kanundan. Yani kesinlikle. Şu anda yalan haberi, mesela benim açımdan işte bazı yayın grupları sistematik yalan haber yapıyor. Ama ben onların cezaevine girmesini istemem. Benim en fazla yaptığım şey onları okumamak, izlememek. Bu benim kişisel yaptığımım. Bunun dışında aynen öyle. Yargı gücünü kullanıp siz yalan haber yapıyorsunuz diye gazeteciyi, sosyal medya kullanıcısını hapse atmanın anayasayla ilgisi yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgisi yok. İfade özgürlüğünü tümüyle ortadan kaldıran bir şey. Yani şimdi evet. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'ye düzensiz göç yok. Bir açıklama yaptı. Şimdi siz gidip Van'da sınırdan geçen Afganları görüntüleyince siz yalan haber yapmış mı oluyorsunuz? Anlatabildim mi yani? Bunun bu çok... Neye göre, kime göre? Yani sen gazeteci misin? Aynen. Yani. Evet. Aynen. Yani Türkiye'de hiçbir savcı, hiçbir yargıç, hiçbir bürokrat bir gazetecinin haberi nasıl yaptığını, nasıl yaydığını yargılayamaz. Evet. Bu tamamen onun mesleki işi, okuyucuyla arasındaki ilişki. Ama iktidar belli ki sansürü güçlendirmek istiyor. İşte sansürü kontrol altına alacak bir merkez başkanlık kuracak ve o başkanlık üzerinden de Türkiye'de Hakkari'de yaşayan köylüden işte Edirne'de yaşayan öğretmene kadar herkes bir denetim altında olacak maalesef.
Evet. Veysel, çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler verdin. Bu konu çok çok önemli. Önümüzdeki günlerde daha sık konuşacağız. Öyle görünüyor. Evet. Her zaman konuk olarak ağırlamak isterim seni. Çok sağ ol verdiğin değerli bilgiler için. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sana da. Hoşça kal. Bye.